Spor ve sağlıktan hepinize mutlu günler. Bugün Acıbadem Sports'tayız ve neredeyse bir ömür boyu tüm vücudumuzun ağırlığını taşıyan ayaklardan bahsedeceğiz. Bunun için de ayak sağlığı uzmanımız yani podiatristimiz Merve Çayırlı Güner bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar. Merve Hanım, öncelikle bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Podiatrist nedir, kimlere denir? Podiatrist maalesef ki Türkiye'de eğitimi bulunmayan, benim de yurt dışında aldığım bir eğitim. Sadece ayak üzerine bir eğitim alıyorsunuz. Tıbbi bir eğitim. Şu an günümüzde burada herkes kendini için podiatrist olarak tanımlayabiliyor ama bu kendi başına 5 yıllık bir eğitimden oluşuyor. Artı 3 yılda cerrahi eğitimine devam edebiliyorsunuz benim gibi. Nedir? Genel olarak ayağıyla ilgili sıkıntısı olan kişilere hizmet veren hastanelerin içerisindeki bir birim. Sizin ayağınızda dermatolojik de bir problem olabilir ya da bir spora bağlı yaralanma ya da hayatınızda belli bir yaşamış olduğunuz sistemik rahatsızlığın sonunda ayağınızda yaşadığınız sıkıntılarla ilgili hizmet veren bir birim. Aynı ortopedi gibi, işte romatoloji gibi kendi başına podiatri birimi. Dediğim gibi Türkiye'de maalesef ki şu aşamada eğitimi bulunmuyor. Biz ne yapıyoruz? Burada ne hizmet sunuyoruz? Daha çok sporcuları baz aldığımız bir şeyimiz var. Hizmetimiz ama her gelen yani ayağında sıkıntısı olan her kişinin nedeninin ne olduğunun çok önemi yok aslında. Yani bir batık tırnak da olabilir bu. Merkezimize gelip bununla ilgili tedavi alması mümkün. Peki burada neler yapıyorsunuz tam olarak ama biraz daha açarsak? Şöyle sporcu bazlı anlatacak olursam eğer altyapıdaysa uzun vadede ayağı ile ilgili sıkıntısı yaşamamak adına ayağı daha korumacı bir yaklaşım sunarak koruma altına alacak. Potansiyel riskleri ortaya çıkaracak. Ona göre bir uygulama. Eğer sporcuysa performansını arttırmaya yönelik ya da belli bir sakatlığı varsa bu sakatlığın tedavisine yönelik hizmetler veriyoruz. Peki daha çok karşılaştığınız rahatsızlıklar neler oluyor sporcularda? Sporcularda yapılan spor tabii ki çok değişkenlik gösteriyor. Benim alt ekstremiteyle yani vücudun alt kısmıyla ilgilendiğimiz için yoğunluklu olarak diz ve ayak ağrıları. İşte aşil bacağın arka kısmına ait olan yumuşak dokuda meydana gelen travmalar, özellikle çok yoğun antrenman, yoğun spor yapmaya bağlı olarak dokuların daha tam dinlenemeden, kendini toparlayamadan bir daha aynı strese maruz kalmasıyla yaşanan sıkıntılar oluyor. Bayanlarda en sık gördüğümüz çok yanlış ayakkabı, işte cici ayakkabı kullanımına bağlı olarak baş parmak kemiğindeki bunyon çıkıntıları, uzun vadede yine çok farklı ayakkabılar giymeye bağlı olarak gelişen sinir sıkışmaları, mor tonlamaları, nasırlar olabiliyor. Farklı farklı şeyler var yani biz çok fazlasıyla karşılaşıyoruz ama sadece ayağa hizmet verdiğimiz için çeşitliliği çok. O yoğunlukla dediğim gibi ya travmalara bağlı gelişen sıkıntılar ya da yanlış ayakkabı kullanımına bağlı olarak çıkan problemlerle peki özellikle biraz çirkin ayakkabı diye bahsettik ama kadınlarımız tabii ki daha şık, daha güzel gözükmek için topuklu ayakkabıyı çok tercih ediyorlar. Özellikle çalışan kadınlarda. Topuklu ayakkabı gerçekten ayakta belli başlı kemiklerde de olmak üzere deformasyonu etkiliyor mu? Aslında şöyle, eğer ayağınızın biyomekaniğinde hiçbir kusur yoksa yani çok doğru işleyen bir biyomekanik yapımız varsa ayak bir şekilde denge kurabiliyor ve sıkıntı yaratmayabiliyor. Çünkü biz zamanı geldiğinde modellerle de ilgileniyoruz. Bazılarında hiçbir problem görmüyoruz. Onlara baktığımızda dediğim gibi eklem hareketleri gayet kusursuz olduğu için sıkıntı yaşanılmıyor. Ama eğer herhangi bir dokuda bir problem varsa çok sık topuklu ayakkabı giyiyor olmak vücudun dengesini değiştirdiği için oradaki problemli olan doku bunu daha zor kompanse edebiliyor. Ona adapte olamıyor ve sıkıntıları yaşamaya başlıyoruz. En doğalı tabii ki en arzu ettiğimiz doğalımızdaki görüntü. Yani biz parmak ucunda yaratılmadığımız için yine doğanın dışına çıkıyoruz. Eğer topuklu ayakkabı giymek durumundaysak en azından sonrasında ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Aynı gün üst üste birkaç gün aynı topuklu ayakkabıyı giymiyor olmak, topuklu ayakkabının da kendi içindeki o çeşitliliğine adapte olmak, işte bir gün daha kalın topuklu, bir gün daha ince topuklu, bir gün işte 8 dolgu santimin üstüne çıkıp ertesi gün dolgu topuk giymek gibi onların içerisinde çeşitliliği yaratmak ayağın kendi başına çalışmasına o mekanizmasını yaratabilmesi için önemli. Eğer devamlı aynı tipte ayakkabıyı çok uzun süre giyiyorsak mevcut bulunduğumuz durumda muhakkak ki birkaç tane biyomekaniksel sıkıntı oluyor ve bu uzun vadede bize daha farklı problemler olarak muhakkak ki geri dönüş yapıyor. Peki yapılan ölçümlerden sonra bir tabanlık mı uygun görülüyor tam olarak nedir? Eğer kişilerin ayağında hiçbir rahatsızlık yoksa ya da dizde, bitişiğindeki birkaç üstündeki eklemde ağrı sızı yoksa biz çok fazla
gelip bize ille de bir tarama yaptırmalarını uygun görmüyoruz. Eğer kişinin diyabeti varsa, romatizması varsa kesinlikle her yıl check-up'ını yaptırması lazım. Çünkü farklı komplikasyonlarla karşılaştığımız oluyor. Ama onun haricinde eğer hiç semptomunuz yoksa, spor yaptığınızda ertesi gün yorgunluğu hissetmiyorsanız, gün sonunda eve geldiğinizde uzun süre böyle ayağınıza masaj yapma ihtiyacı içerisinde değilseniz bizden uzak durun. Ama onun haricinde hissettiğiniz ufak tefek şeyler varsa, maalesef ki ayak çok sinsi, bunları çok uzun süre sanki baş ediyormuş gibi bir tablo çıkarıyor ama sonunda hissedildiğinde, problem ortaya çıktığında maalesef ki hepimizi, sizi de bizi de daha fazla uğraştırıyor. Az önce programın açılışında söylediğim gibi aslında neredeyse bir ömür boyu gerçekten bütün vücut ağırlığımızı taşıyan ayaklarımız. Peki kilonun bununla bir etkisi olabiliyor Tabii mu? Tabii ki. Yani normal rutininde ağrısı olan bir kişinin sırtında böyle 20 kiloluk bir çanta taksak ve bir hafta boyunca onunla gezmesini istesek, bir haftanın sonunda ağrıların arttığını görüyoruz. Yani kilo maalesef ki hayatta hiçbir yerde faydalı bir etkisi yok. Ayaktaki ağrıları da çok ciddi oranlarda etkileyecek şeyi var. O yüzden ilk çok obezitesi varsa, mevcut kilonun üstünde esaslarımızı ilk istediğimiz tabii ki birazcık kilo verilmesi. Peki yine Türkiye'de çok fazla rastladığınızı düşünüyorum. Benim çevremde de var en azından. Düz tabanlığı biraz açıklayabilir miyiz? Düz tabanlık biraz önce bahsettiğim gibi yani eğer semptom yaratmıyorsa, herhangi bir ağrınız yoksa, vücudun başka bir tarafında tehlike yaratacak bir durumu yoksa çok da önemsenecek ve bizdeki kadar böyle ille de bir şey yapılması gerekiyor algısını oluşturmasın kesinlikle. Özellikle bize başvuranlar genelde 3 yaş ile 5 yaş arasındaki çocukların ailesi oluyor. Şunu söyleyelim, her çocuk düz taban doğuyor. O düz tabanlık daha iyi yeri kavrayabilmek için yağ kesiciklerinin ayağın kavisli olan bölgede toplanma hali. 5 yaşa kadar olabildiğince sert olmayan, yumuşak, patik dediğimiz ayakkabılarla gezilsin. Herhangi bir müdahale yapılmasın, tabanlık kullandırılmasın, destekli ayakkabılardan uzak durulsun. Çok şık diye öyle küçük ayakkabıları giydirmemeleri gerekiyor. Yani ayağın kendi fonksiyonel olarak çalışmasına olanak tanıyacak ve dış etkenlerden sadece ayağı koruyacak şeyler kullandırılsın. Ama diyelim ki işte 10-11 yaşlara geldik. Ön bacakta ağrıları var çocuğun, dizine vuran, spor aktivitesini daha erken bitirmesine yol açıyor. Arkadaşlarından çok daha çabuk yoruluyor ya da devamlı taşınmak istiyor. Bu gibi durumlarda evet bir kontrolünün sağlanıp gerekiyorsa destek verilmesi önemli. Çünkü uzun vadede farklı problemler çıkarıyor dizde, kalçada, belde. Peki bu bahsettiğimiz o gelişme döneminde çıplak ayakla yere basmanın da çok büyük etkisi olabiliyor mu? Yani çıplak ayakla doğal zeminlerde yürümek... Terlik mesela tercih etmediklerini düşünürsek. Yani en ideali aslında yani ayakla ilgili karşılaştığımız sorunların birçoğu apartmanlaşma dediğimiz dönemle ortaya çıktı. Yani ne zaman ki doğal zeminden biz uzak kalmaya başladık, ayakkabı giymek zorunda olduk, betonda yürümeye başladık. Ayağımız tam anlamıyla o fonksiyonel olarak çalışması gerektiği şekilde işleyemediğinden biz sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Şansımız varsa 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuğu çimde yalın ayak gezsin, işte evde mümkünse halı flex, yani daha böyle doğala yakın bir zeminde yürüsün, işte kumsalda yalın ayak yürüsün ki ayak tam anlamıyla gelişebilsin. Peki sporcular da yine özellikle tabii ki çok farklı artık ürünler çok çeşit çeşit olduğu için spor ayakkabıları herkes tercih ediyor. Günlük hayatta da tercih ediyor. Peki hep böyle yine şık gözüken bütün spor ayakkabılar iyi olacak diye bir şey var mı? Yani tabanlıklarına dikkat edilmesi gerekiyor mu alırken? Yoksa dış görünüşü çok güzel, renkli, bunu alayım diyorlar mesela, önemli mi? Ya bunu hepimiz yapıyoruz ama ayağımızda bir sıkıntı olduğunu biliyorsak ve hala o çok şık olan ayakkabıyı almak istiyorsak en azından bir ayağımızın check-up'ını yaptırıp yani basma kusuruna bakıp gerekiyorsa içine koyabileceğimiz bir orta alıp yine o çok şık görürken ayakkabıları kullanmamız mümkün. Ayağımızda sıkıntı yoksa şayet, aldığımız ayakkabıyı kullandığımızda bir rahatsızlık hissetmiyorsak aynı haliyle kullanabiliriz. Ama aldığım ayakkabı daha 200-300 kilometre kullanmadan belli yerlerinde yeniyorsa, ezilmeler gösteriyorsa, deformasyona çok erken uğruyorsa o zaman evet bizim için doğru ayakkabı olmadığı aşikar. Bir onunla ilgili bir önlem alınması önemli. Şimdi günümüzde insanlar da daha bilinçlendi. Ayakkabıyı satan yerler de biraz daha bilinçli. İşte dışarıya basıyorsanız ona göre, nötral daha doğru basıyorsanız ona göre ya da içe basıyorsanız ona göre tasarlanmış çok fazla ayakkabı var. Bunlardan doğru şekilde hizmet sunulan yerden alınırsa iyi sonuçlar elde ediyoruz. Biz buraya gelen merkezimizde de ayağında sorun var diye devamlı herkese tabanlık vermiyoruz. Diyoruz ki şu ayakkabının şu modelini kullanırsanız ve semptomlarda ciddi bir azalma varsa
o zaman size özel bir şey yapmamıza gerek kalmayacaktır diye de söylüyoruz. Peki problem varsa ve buraya geldim, siz bana tabanlık önerdiniz diyelim. Daha sonra bu süreç nasıl ilerliyor? Yani iyileşme göstermeye bağlı olarak mı ya da bir ay sonra tekrar mı beni buraya çağırıyorsunuz? Nasıl oluyor? Eğer tendonla ilgili, yani bir sakatlığınız varsa tabanlık tedavi edici nitelik taşır. Ama sizinki bir basma kusuruysa o en az minimum 2 yıl düzenli tabanlık kullanmayı gerektirir. 2 yılın sonunda düzeliyor mu? Hayır, düzelmiyor ama 2 yılla birlikte vücut bir, normal bir denge kurmaya başlıyor ve tabanlığı kullanmayı bıraktıktan sonra eğer bir önce yaşadığınız sıkıntılar geri gelmiyorsa bir daha tabanlık kullanmanız gerekmiyor anlamına gelir. Ne oluyor? İlk gün geliyorsunuz, yalın ayak, bir işte üzerinde dinamik sensörlerin bulunduğu dinamik bir ölçüm alıyoruz sizden. Ağırlık merkezi nereden geçti, ağırlığın yükü hangi taraflarda, onun tespiti yapılıyor. Ona göre ayağınızdan yine birebir hangi eklem o problemi yaratıyorsa onu nötralize edecek, pozisyona getirecek alçıyla bir ölçü alıyoruz. Ve onun sonunda bir hafta içerisinde size tabanlığınız veriliyor. Tabanlık aşamalı olarak kullanıldıktan sonra bize kontrole geliyorsunuz bir ay kadar sonra. Bir ayın sonunda işte bir tekrardan bakıyoruz. Yani siz memnun musunuz? Gidişat bizim istediğimiz yönde mi ilerliyor? Eğer her şey ise 3 ay sonra, ondan sonra bir daha bir 6 ay sonra kontrole çağırıyoruz. Anladım. Az önce yine biz kilonun etkisinden bahsetmiştik ayaklarımıza. Peki bu özellikle kadınlar için sormak istiyorum. Hamilelik döneminde neler oluyor? Evet, hamilelik döneminde tüm aslında ezberlediğimiz ve alışık olduğumuz dengenin çok dışına çıkıyoruz ve sonraki döneminde özellikle hamilelik bittikten sonra çok ciddi ayak ve dizle ilgili sıkıntılarla karşılaşıyoruz ya da hamileliğin son dönemlerinde rastlayan ağrılar ortaya çıkıyor. Tabii ki alışık olmadığımız kilonun bir anda 10-15 kilo üstüne çıkıyor olmak kendi başına dengeyi bozarken bir yandan da bebeğe yaşam yeri açılabilmesi için kalçanın genişlemesi, işte onunla birlikte dizlerin biraz daha içeriye, ayağın biraz daha içeriye dönüp yeni bir denge oluşturma gayesi içerisine giriyor vücut. Biz genelde 3. ayın sonunda, yani artık kilo alınmaya başlanmış ve işte hormonal olarak tüm durumlar netleştiğinde bir analize alıyoruz. Tabii istiyorsunuz. Ve onu sizin için daha idealize kılacak, konforu biraz daha arttıracak ürünler yapıyoruz. Maalesef ki dediğim gibi, yani bir bileğinizle ilgili bir sıkıntı yaşadığınızda, hamilelikte olduğunuz için dışarıdan ilaç kullanımı söz konusu olmayacağından ve ağrıyla doğuma kadar geçeceği için o süreç, öncesinde yapılmış bu koruyucu hekimlik çok anlam kazanıyor hamilelik döneminde. Ya da sonrasında artık tam anlamıyla deformasyon ortaya çıkmış ve baş edilemez bir halde bize geliyorsunuz. Benim tüm önerim 3. ayda bir kontrole gelsin. Eğer bir sıkıntı yoksa dediğim gibi yine belli bir ayakkabının modeli söylenebilir. Onunla birlikte daha sağlıklı geçirilebilir bu süreç. Diyabetik hastalarda durum nasıl gelişiyor? Yani diyabet hastası diğer hastalardan farklı olarak maalesef ki damar yapısını ve sinir yapısını tahribe ettiği için kişiler uyarı mekanizmasını anlayamıyor. Bugün dizimiz ağrıyor, ayağımız ağrıyor ve belli bir uzmana danışıp hemen sonucunu alabiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Ama diyabetik hastalarda özellikle sinir tahribatı geliştiyse, ayağın altında yara açılsa dahi hastalar farkındalıklarını kaybediyorlar. O yüzden bizim önerimiz, eğer 3 aylık şekerimiz, yani hemoglobin A1c'miz 7'nin üzerindeyse, işte gözde tahribat başladıysa, vücut bir şekilde şekeri regüle edemeyecek durumdaysa muhakkak ki kontrollerine gelsinler. Bir basınç analizi yapıyoruz. Belli bölgelerde hassasiyet ne durumda ona bakıyoruz. Damar yapısına bakıyoruz ve eğer bizim için riskli gruptaysa hasta tabanlığını verip daha kısa aralıklarla kontrole çağırıyoruz. Şayet öyle bir durum yoksa, sinirde hiç tahribat yoksa, basınca dair bizi endişelendirecek bir durum yoksa, damar yapısı gayet iyi çalışıyorsa o zaman yıllık check-up'larına çağırarak uzun vadede sıkıntı yaratılmasını önlüyoruz. O zaman Merve Hocam benimle bir analizini yapabilir miyiz? Yapalım bakalım. Tamam. Acı Badem Spor Sağlık Organizasyonları sorumlusu Serhat Onuk'la birlikteyiz. Serhat Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi nasıl bir işlemden geçeceğim? Bir kısa detay alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Şimdi burada bir platformumuz var. Bu platform kablolarımızla birlikte bilgisayarımıza bağlı. Burada platformun başından sonuna kadar bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Ve platformun işlevsel kısmı tam burası, orta kısmı. 3 tane sol ayağınızdan
ve 3 tane sağ ayağınızdan örnek alacak. Bu 3 artı 3 6 adımınızın ortalama, toplamından bir ortalama çıkartacak. Hı hı. Ve sizin yürüyüşünüzle ilgili bütün veriler bir rapor haline getirilecek. Evet. Daha sonrasında bu veriler doğrultusunda eğer gerekliyse bir tabanlık yapılacak. Hı hı. O zaman başlayalım. Evet, günlük yürüyüşümüzle normal yürüyüşümüze başlayacağız. Şimdi bekliyoruz. Buyurun başlayabilirsiniz. Platformun sonuna kadar yürüyorsunuz, tamam. Günlük yürüyüşümüzle. Sonunda dönüp bekliyoruz. Dönelim bu tarafa doğru. Evet, bekleyelim. Tekrar yürüyebiliriz. Tekrar dönüp bekliyoruz. Tekrar lütfen. Sonuna kadar mı lütfen? Tabii ki. Evet, bahsetmiş olduğum gibi 3 tane sol, 3 tane sağ ayağınızdan örnek alındı. Şu an analizimiz bitti. Raporu oluşturacağız. Sağlık'ta bugün Acıbadem Spor'staydık. Ayak sağlığı uzmanımız Merve Çayeli Güner bizlerle birlikteydi ve ayak sağlığının öneminden bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.